Evet, merhaba herkese tekrardan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Son 2-3 gündür böyle oyun videoları koydum. Twitch'te yayınladım. İzlenmedi. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. Yani ben vlog koyunca daha çok izlenmesi beni daha mutlu ediyor. Öncelikle o yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Yani belli bir yaş kitlesinin oyun sevmeyen kitlerinde olması beni mutlu ediyor kanalda. Şimdi ya oyun sevme derken ben de oyun seviyorum ama hani izlemeyi sevmiyorum mesela. O gibi. O manada söyledim. Şimdi bugün şu Jasmine Kaloriferden onun nikahına gitmiştim. Nikahına. Ondan böyle nikah şekeri, çamaşırı falan dağıtılıyor. Aslında benim de hayalimdi bu. Fakat vazgeçtim çünkü birkaç gündür bende bu. Ve az kalsın unutuyordum. Ağaça yazık olacaktı. Onu ekeceğim. Onu ekerken de ufak bir sohbet edeceğiz. Saçları farkındaysanız düz biraz. Dalgalıydı önceden. Saç düzleştirici kullanarak saçımı düzleştirdim. Kadir abi. Kadir abinin videosunda yani birkaç güne yayınlarım. Bayağı uzun bir video oldu. Hatta birkaç YouTuber arkadaşla konuk oldu. Belki tanırsınız, belki tanımazsınız. Burak Güngör var, Volkan var. Bakalım bunu ekeceğiz. Ekerken de sohbet ederiz. Şimdi normalde yazın gün aşırı sulanması gerektiği için ben şu bölgeyi uygun gördüm ki, ya da şu şeyin dibini, bu çit gibi olan ağacın dibini, oradan büyürse bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu gün aşırı sulayamayacağım ama apartmandakiler sular. Bak burada kanaldan böyle sulanıyor. Onu yapacağım. Öyle. Gidelim şunu ekelim. Şimdi aslında bunun ekmenin bir numarası yok. Şöyle söyleyeyim. Şurayı çıkartacaksınız. Önce toprağı ıslatacaksınız bunu. Islatacaksın ki şu kabı çıkarırken toprak dağılmasın. Sonra şu kadar kazıp bunu gömüp can suyu vereceksiniz. Yani ilk suyu vereceksiniz. Ve burada bitecek olay. Çok numarası yok ama tabii kazma edevatı falan olmadığı için de biraz sıkıntı çekecek. Kalemle kazdım. Şu kalemi kırmam gerekiyordu. Bak bu Latin çiçeği yazıyor. Bunun da dibine tohum var. Bunu da şunun dibine ekeceğim. Bunun bir numarası yok. Bunu böyle yatay olarak saplıyorsunuz hemen. Sonra suluyorsunuz. Aslında ben kalem hani biraz hem kırılmış olsun. Sonuçta kurşun kalem kullanmıyorum. Bitene kadar da beklemeyeyim diye kazacağım. Şimdi ben yine bunu buradan koyayım. Onun dışında şunu söyleyeyim. Twitch yayınlarında artık oyunu yani çok çok azalttım. Ayda bir kere oyun oynuyoruz. Genelde böyle sohbet. Yani bu nasıl Yunan zamanında canlı yayın yapıyorduk her zaman. Onu yapacağım. IRL diye geçiyor burada. In Real Life demek. Pazartesi, çarşamba, perşembe günleri akşam saat 10'da gelip Twitch kanalında böyle muhabbete dahil olabilirsiniz. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok sıcak dışarısı. Diktiğim çam bu arada fıstık çamıydı. Yani ben böyle düğünlerde, nikahlarda çam ağacı dağıtılmasını çok seviyordum. Çok hoşuma gidiyordu açıkçası. Yani hatta ben de nikahta nikah şekeri olarak ya da işte düğünde neyse çam ağacı verelim her gelen konuğa falan diye düşünürken Cezmi'nin düğününde aldım ve evde unuttum 4-5 gün boyunca. Ve bir anda aklıma geldi, panik oldum. Onu dışarı çıkıp ektim. Yani telef olma olasılığı da vardır bu arada. Yani ben kendim bile unutuyordum az kalsın. O yüzden vazgeçtim. Şeker meker falan dağıtıp geçeceğim. Şimdi aslında vlog değil de bu bir konuşma videosu gibi bir şey olacak. Yani evde bilgisayar başına sizlerle dertleşeceğiz. Bu videonun konusunu kız isteme muhabbetine ayırdım. Videonun çünkü Sinem yapacak onun. Malumunuz kurguda fazla hakim değil. Yavaş yavaş yapıyor. Bir yandan da dedim ki Sinem sen yap. İki gün sonra dersin ki şu sahneyi niye atmadım, bu sahneyi niye atmadım olmasın. Başıma dert almayayım dedim. Evet, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kız isteme mevzusunu anlatamamıştım detaylıca daha önceden. Çünkü biliyorsunuz bu arada telaş melaş falan varken bir oturtamadım. Ben size mevzuyu özetleyeyim. Şimdi sevdiğiniz insana evlenme teklif ediyorsunuz. Kabul ediyor varsayıyorum. Kabul ettikten sonra böyle bir mal mal bekleyiş sürüyor. Yani diyorsun ki ettik, ne olacak? Şimdi ne yapalım? Böyle derken birisinin ailesi dürtüyor. Bu kız tarafı da olabilir, erkek tarafı da olabilir. Diyor ki hadi artık hani isteme mevzusuna geçelim. İsteme mevzusunda şöyleymiş adet. Erkek ailesinden en büyük ya da işte atıyorum baban olmaz da deden olur. Baban olmaz da amcan olur. Hiç kimse yoksa öyle erkek en büyük baban olur. Kızı istiyor. Kız tarafından da eğer orada nişan takılacaksa, bir şey yapılacaksa, kurdele kesilecekse kurdele kesiliyor. Biz nişan isteme beraber yaptık. Hani istedik, kızı verdiler.
Rüzgarı taktık, orada kestik. Aile içinde bir ufak bir tören olarak yaptık. Çünkü benim ailem İzmir'de, Sinem'in ailesi İstanbul'da. Bizimkiler gitti geldi, gitti geldi. Bunlar hem yorgunluk hem stres her seferinde hem de masraf ediyor. Şöyle bir şey oluyor kız istemeye giderken. Bildiğiniz bir çikolata tabağı yaptırıyorsunuz. Burada erkeklere tavsiyem şudur ki bu siktir boktan bir sürü gümüş tabak var. Dandik dandik tepsiler var falan. Onlara para vermeyin bence. Bu benim kendi görüşüm. Ona para verince çünkü bir işe yaramıyor ve orada duruyor böyle eciş bir düşte bir şey. Hani bunu evleneceğiniz kişiye sorun. Deyin ki hani bir tepsi beğenirsin. Ya da işte bir vazo gibi ne bileyim bir şey beğenirsin. İki gün sonra evde de kullanılır. Ya da işte dekoratif amaçlı bir şey olur. Yanında 3-5 bir şey alırsın. Vitrine koyarsın. Hani gözünün hitap edeceği bir şey alırsan, tepsi beğenirsen o tepsiye en azından para vereyim. Para yazık olmasın. O tepsinin içine çikolata koydurup süslettirebiliyorsunuz. Herhangi bir pastaneye ya da işte çikolatacıya falan. Biraz pahalı bir şey. Yani çikolata tepsileri işte 150 lira da gördüm. Gümüş tabak olup 3500 liraya olanı da gördüm. 4000 liraya kadar olan da varmış. Tabak parası bu arada bunlar. Hani çikolatanın kilosu 100 liradan başlıyor işte. Hani teker teker ambalajının dışına göre falan. 1-1,5 kilo çikolata gitse zaten o kadar para gitmiş oluyor. Tepsi parası hariç. Çiçek keza öyle. Yani ben işte 41 kere maşallah diye 41 tane gül olarak istedim. Ama işte bir buket çiçek yapıp da götürebilirsiniz. O da değişiyor yani parasına göre. Öyle gidip istiyorsunuz. Ha damat işte ben istedim mesela. Yani bizimkiler istedi. Ben ne yaptım? Sen böyle mal mal LYS sonuç açıklanan çocuk gibi halıya bakıyorsun. Onlar konuşuyor. İşte damat ne iş yapıyor? İşte sen niye havalarda ısındı? Havalarda ısındı muhabbeti %100 gerçek bu arada. Çok döndü. Havalar ısındı. Aman havaları ne yapacağız? Çünkü kimse kimseyle ne konuşacağını bilmiyor. Siz ne iş yapıyorsunuz falan da geçiyor. Yani erkeğin orada yapacak hiçbir haltı yok. Tuzlu kahve geldi. Onu da içtim. Leş gibi. O arada verdiler hemen kızı. Kahveyi yarıda bıraktım. Onu da söyleyeyim. Hepsini tam içerken kız aldığımız için artık dedim hani gerek yok hepsini içmeye. O adet şuradan geliyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum bu arada. Hani birkaç kişi bunu anlattı. Kulaktan dolma bilgiyle söylüyorum. Eskiden hani bizim insanlarımız belki sizin babanız annenizle ya da onların babası annesi görücü usulüyle evlenirmiş. Yani köy yerine flört edeyim, el ele gezeyim, bilmem ne sinemaya gideyim yok. Ya da işte hani çoğu şehirde de eskiden öyle bir şey yok. Diyorsun ki işte ben bilmem kimin kızı var beğendim. Baba gel bir konuşalım. Toplanıp işte biz kızınıza işte hayırlı bir için sizi ziyarete geleceğiz diyor. Geliyormuş isterken eğer gelin damadı beğenmediyse çünkü ilk defa orada görüyor kimin istediğini. Tuzlu kahve yapıyor. Tuzlu kahve içen damat ulan diyor bir terslik var babasına böyle yapıyor. Bu ne demek? Ben damadı beğenmedim demek. Beğenmiyormuş. Öyle hani baba ben bunu istemiyorum bu adamı bilgin olsun manasını. Damat da zaten anlıyor. Kalkıp gidiyor. Böyleymiş. Yani eski adet buradan gelirmiş o tuzlu Türk kahvesi muhabbeti. Bunu da öğrenmiş oldum. Tabii benim dediğim gibi 3-5 kişiden duydum bu arada. Farklı kişilerden duydum. Yani hani bir doğrusu yanlışı var mı bilmiyorum. O tuzlu kahve muhabbeti oradan geliyormuş. Onun dışında tekrar dediğim gibi bu Twitch muhabbetinde IRL yani sohbet bu tarz yapacağımız için çok keyifli geçiyor. Birkaç deneme yaptık hatta. Daha fazla kişi izliyor ve daha güzel muhabbet dönüyor. Ben daha çok seviyorum. Twitch'te aslında tam bir oyun kanalı olarak değil, aslında bir sohbet kanalı olarak oradayım. Beklerim. Bu arada hakikaten gelin, kafa dağıtmak için de gelin. Hani atıyorum o gün bir olay olmuştur, benize dönmüştür. Gelin chatten sorun, onu konuşuruz. Haftada bir gün oyun yapacağım. Bu CSGO olmayacak. Çok gıcık oldum oyuna. Yani bir hafta oynamayı bıraktık şurada 10 gün. Hakikaten unutmuşuz oynamayı. Perişan ettiler. Öyle yani yine oyunlara bakacağız tabii yeni çıkanlara falan filan da. Ağırlığımız sohbet olacak. Ya da sohbet ağırlıklı oyunlar olacak ya da hikaye oyunları olacak mesela. Onları yapacağım. Öyle genelde kanalın konsepti işte bu tarz olacak. Vlog ya da bu. Hani odadayım ya da vlog bir mevzu geçince yapacağım. Çok hoşuma gitti. Çünkü şu oyun muhabbeti izlenmedi. Çok rahatladım. Benim hep şüphem vardı. Ulan dedim şimdi oyun videosu atarım. Çünkü ben şeyden korktum. Bu hani işte en pahalısı neyse olsun diye video çektim ya. Oyun Razer Mazer falan. Çok izlendi. Yani trende bile girdi hatta. Dedim sıçtık hani kanal herkes bunu istiyor. Bir dürttüm böyle. Bir de anı olsun diye koydum. İyi oldu izlenmedi. Çok sevindim. Tekrardan görüşürüz yine hafta içi. Bugün pazar. Yani ben bu videoyu saat 2'de çekiyorum. Yetiştirirsem 5-6 gibi izlersiniz. Hep beraber izleriz. Saçlarımı düzleştirdim. Bütün aşamasını göstereceğim. Saçı düzleştirdikten sonra sabah darmadağın oldu. Ben bunu yıkadım kendim. Kendim yıkayıp kuruttum. Yine böyle dümdüz kaldı. Çok garibime gitti. Normalde benim saçım dalgalıydı. Bu aslında biraz şey. 1,5-2 ay dayanıyor. Bu arada onu söyleyeyim. İşte Ekim'in ilk haftası düğün muhabbeti olacağı için hani ben şey yaptım. Prova gibi düşündüm hani. Acaba saçları böyle yapsam olur mu?
gibisinden bir provaydı. Yaptım bakalım tutarsa biraz daha uzaması lazım. Böyle havaya kalkması lazım. Öyle bir şey yapacağım saçıma. Evet, kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Hakikaten yani mecburum artık bu beğeni istemeye. Normalde ben şey taraftayım. Hani beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Aslında hiç umurumda değil benim. Cidden bu arada. Ama beğenince videolar biraz diğer abonelerimin önünde geliyor. Öyle düşünün. Hani çok az bir kişi görüyor. Sonra siz beğendikçe diğer girince böyle abone olduğu kanalların videoları daha çok önüne çıkıyor. Böyle güzel bir sistem yapmış YouTube sağ olsun. Sıçtılar içine. O yüzden beğenilerinize talibim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.